Değerli bilirkişi izleyenleri, öncelikle değerli meslektaşım, arkadaşım Erdem Eren'e kanalında bana da yer ayırdığı için teşekkür ediyor ve bilirkişi kanalına yayın hayatında başarılar diliyorum. Önce kendimi tanıtayım isterseniz. Avukat İdil Yalçıner Şimşek, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanlığı görevini yürütüyorum. Hepinizin bildiği gibi Mayıs ayında Ankara'da hepimizi sarsan korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Gencecik bir kadın bir plazanın 20. katından önce cinsel tacize uğrayıp daha sonra da atıldı. Şule Çet hepimiz biliyoruz artık. Geçen hafta duruşması vardı. Herkes bir şeyler söyledi, yazdı, çizdi. Bugün Şule Çet'in avukatı, genç meslektaşım Umur Yıldırım bizimle. Dosyayı ve duruşmada yaşananları kendisiyle konuşmak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz Umur. Hoş bulduk ustam. Camda hiç parmak izi yoktu. Bardaklar yıkanmış, 18 dakika sonra aşağı inilmiş. Şule'nin mesajları, basında bunlar sıkça konuşulan ve yer alan konular. Peki ben olayın aslını senden dinlemek isterim. İlk başta neler yaşandı, bize anlatabilir misin? Ben o zaman en baştan alayım, sonrasında hepsini toparlayayım. 29 Mayıs gecesinde oldu bu olay. 28 Mayıs akşamında başlayıp 29 Mayıs gecesinde sonlanmış bir olay. Öncesinde Şule zaten Çağatay Aksu'nun çalışı, işçisi. Çağatay Aksu Armada'da iki işletme sahibi. Bu işletmelerden birini kapatıyor. Şule bu kısımda çalışıyor. İkinci işletmeyi alacağını söylüyor ve Şule'yi bu ortama davet ediyor. Akşam 10'dan 12'ye kadar geçen bir süreç var. Bu süreçte Çağatay, Berk ve tanıklardan Ahmet Yıldız yanılmıyorsam ve Şule dört kişi bir mekanda oturup alkol alıyorlar, eğleniyorlar. Normal bir şekilde, rutin, hani her insanın yapabileceği şekilde devam ederken akşam 12'de Şule aslında bu ortamdan ayrılmak istiyor. İki tane sanığın ısrarıyla bunlarla birlikte plazaya giriyorlar. Plazaya girişleri saat 12.30-12.35 civarında oluyor. Sonrasında 12.30 ile 3.50 arasında geçen bir süreç var. Bunların hepsi kapalı kapılar ardında Şule, Çağatay ve Berk arasında geçti. Biz aslında bu süreçte ne olduğunu eldeki yazışmalarda, çekilen videolarda, sanıkların anlatımlarında, Şule maalesef vefat ettiğinden dolayı bilmiyoruz. İki kişinin anlatımı ve eldeki delillerden çıkarıyoruz. Burada en önemli husus Şule'nin o akşam ev arkadaşına attığı mesajlar. Şule ve aynı zamanda ev arkadaşıyla yaptığı konuşmalar. Bu 12.30 ile 3.50 arasındaki mesajlaşmalarda Şule aslında bu ortamdan rahatsız olduğunu, kendisine bir müdahalenin olduğunu, çünkü çok sert mesajları var ev arkadaşına. Off analog, işte bilmem ne yaptılar, keşke buraya gelmeseydim, işte ağzıma bilmem ne yaptılar şeklinde, hani gördüğü şiddeti mesajla ev arkadaşına anlatıyor. Yine aynı bu şekilde Berk'in hani sevgilisi diye tabir etti, Pınar Turgut, artık ismini zikretmekte sakınca duymuyorum, sana attığı aynı saatlerde mesajlar var ve bu saat dilimlerinde Çağatay'ın ve Berk'in Instagram'da çeşitli platformlarda paylaşmak için çektiği videolar. Biz bu zaman aralıklarında eldeki delillerle ne zaman ne olmuş şekilde bir zaman tablosu çıkarttık. Bu tabloda hepsinde uyuşmayan nokta şuydu. 1.50, 1.45 ile 2 çeyrek, 2.20 hatta 2.30'a kadar gidebilir. Hani belki saymazsak. Herkes de internet kullanımı, telefon kullanımı veya kendi çektikleri videolarda bu zaman aralığında değil, bir duruyor. Aynı şekilde 3.10 ile de 3.50 arasında duruyor. Hani ne olduysa bu iki zaman aralığında da oldu. Ve şüpheliler bu noktayı anlatamıyor. Sanıklar daha doğrusu. Hani anlatıyorlar bir şeyler. Bir şeyler olduğunu, hani eldeki videolarla bir şeyleri dile getiriyorlar ama bu zaman aralığında ne olduğunu maalesef anlatamıyorlar. Dedikleri tek husus alkollüydük, alkolün etkisiyle ne olduğunu hatırlamıyoruz. Bunu diyen sanıklar öyle bir ifade veriyorlar ki çok ayrıntılı, bütün detaylarına kadar anlatıyorlar. İfadeleri çok ayrıntılı. O kadar alkol etkisi altında bu derece. Kaç promil alkolü çıkmışlar? Şöyle
Olaydan 4 saat sonra alınan hani değerlerde Çağatay'da 266, Berk'te 155 promil. Bunun biz adli tıp açısından hani olay anında ne kadar olduğunu Mersin Üniversitesi'ne sorduk. Olay anında Çağatay'ın 300'e yakın, Berk'in 200'e yakın bir promil var. Bu da şu demek, alkol zehirlenmesi. İnsan artık akli melekelerini bırakır, işte sosyal dürtüler, cinsel dürtülerle davranır. Aslında bu olaya o alkol seviyesi tam olarak oturuyor. Anlattıkları dediğim gibi hani hususlar var ve anlattıkları hususların hiçbirisi dediğim zaman aralıklarında değil. Aynı şekilde internet kullanımları, telefon görüşme hep bu zaman aralıklarında boş. Ne olduysa zaten o vakitte oldu. Hatta ilk önce tecavüz oldu. 1.50 ile 2.5 arasında, aynı şekilde 3.10 ile de 3.50 arasında bence ikinci tecavüz ve öldürme oldu. Bu kısımlar hep bir boşluk ve bu kısımların arasında çeşitli deliller var. Bu delillerle ilgili sıkıntılarımız var. Özellikle Pınar Hanım hususunda mahkemede bu hususla ilgili çok üzerine hani gidildi, gerçeği söylemesi hususunda maalesef gerçek söylenmedi. Bekleyeceğiz artık. Peki Pınar'dan önce ben başka bir şey sormak istiyorum sana. Ben de duruşmadaydım. Berk duruşmada Çağatay'ı suçlayıcı bir şeyler söyledi. Yani işte bardak yıkadı vesaire, ben bardak sesleri duydum. Hani birkaç kere de soruldu, onu da teyit etti, evet dedi. Hatta işte el yıkama ile bardak yıkama arasında ne fark vardır dedi Çağatay'ın avukatı. Aynen, seslerden farklıdır dedi o da. Ama tam olarak da Çağatay öldürdü de demiyor. Şöyle... Sence hani neden? Bir sonraki duruşmada sence daha da dökülebilir, şey yapabilir mi? Şöyle, bu çözülmeydi. Hani bir dökülme değildi bize göre. Berk Çağatay'ın delilleri kararttığı noktasında hani samimi beyanlarda bulundu. Bardakların yıkanması, işte oraların düzenlenmesi veya iç kişilerin yan odada kartonun içerisine ağzı bantlanarak konulması zaten delilleri kararttığına yönelik hani beyanlardı. Ama ifade ettiği şu, her şey yan odada oldu ve ben görmedim. Bu hani sanık açısından hani olayın içerisinde olmadığını gösteren bir beyan. Ama olay bu odada olduysa ya ve eldeki deliller bu odada olduğunu da gösteriyor. Çünkü bu odanın pencerenin pervazında Berk'in parmak izi ve avuç izi var. Bu oda dediğin onların yani bulunduğu kafanızda, şey, evet, kafanızda canlandırmak için tarif edeyim. Oda, büyük bir makam odası var. Makam odasından içeri açılan bir misafir odası var. Hı-hı. Sadece makam odasından açılıyor. İki sanığın da dediği yan odada, yani misafir odasında olayın gerçekleşti. Ama misafir odasında gerçekleşmiş olabilir onların anlatımıyla. Ama bu odada da gerçekleşmiş olabilir ki eldeki delillerin hani bu odada gerçekleşme ihtimali olduğunu gösterir. Çünkü bu odanın penceresinde Berk'in parmak izi bulundu, avuç izi bulundu. Ve şöyle yine burada aktarmayayım, biz duruşma esnasında söyleyeceğiz. Birçok bu odada olduğuna ilişkin husus da var. Hı hı. Aynı şekilde eğer bu odada olduysa o oda 7'ye 8 boyutunda bir oda. Hani bilmiyordum, görmedim, duymadım diye bir savunma zaten geçerli olmayacak. Peki siz Mersin Üniversitesi'nden aldığınız bir raporu sundunuz. O raporda ne diyordu? Şöyle, açıklar mısın? Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlendi bir rapor. Resmi bir başvurumuz oldu. Dosyayı kendilerine yolladık. Bu hani sonrasında bir aylık bir çalışma sonunda iki profesör imzalı bir rapor hazırlandı. Bu raporda aslında duruşmada sanıkların da bizlerin de mahkeme heyetinde kafasındaki tüm soruların aslında cevapları vardı o raporda. Bir, tırnaktaki dokular hani tokalaşmayla olabilir mi? Veya hangi hususla geçebilir? Kimin tırnağında peki? Şöyle, Şule'nin 9 parmağında doku vardı. Bu 9 parmağındaki dokunun 2 tanesi Berk Akant'a ait çıktı. Geri kalan 7 parmağında erkek dokusu var. Hı hı. Birden fazla erkek dokusu var ama mukayese edilemez nitelikte diyor. Yani kime ait olduğunu tespit edemiyorum. Ama şu var, erkek dokusu var diyor. O noktada da hani tam nokta koymuyor ama açıklamasını yapıyor. Ama Berk Akant'ın iki parmakta kesinlikle dokusu var. Sanık müdafileri Berk Akant'ın özellikle bu tırnaktaki dokuların tokalaşmayla geçtiğini, hatta sürekli Şule'ye dokundukları noktasını, işte bardak alırken eline şey yaptı, tokalaşırken hani tokalaştı, geçmiş olabilir. Halay çektiler, burada geçmiş olabilir gibi hususlara değiniyor ki aynı şekilde mesela mekandayken tanıkla da Şule tokalaşmış ama tanığın parmak şey dokuları Şule'de yok. Yani o raporda da esasında tokalaşmayla geçme ihtimali yok denecek kadar az olduğunu belirtiyor. Hmm. Yine Şule'deki hani vücudunda çıkan işte PSA,
yırtılmalar, aynı şekilde tükürük. Bu zamana kadar hiç ortaya çıkmamış bir husus vardı ki, bir ısırık vardı kalçasında. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda cinsel saldırı suçunun artık su götürmez bir gerçek olduğu belirtildi. Aynı şekilde bu zamana kadar 3 tane rapor bu dosyaya girdi. Ankara Adli Tıp Kurumu'nun raporu, Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporu ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu. Bunlarda şöyledeki hiyoid kemiği kırıklığı vardı. Tespit edilmiş ama bunun hangi hususta olabileceği noktasında bir açıklama yoktu. Otopsi'de evet işte boyun açılmış, boyunda hiyoid kemiği, işte boynuzu kırık var ekimozlu. Ama bunun hangi olay neticesinde olduğu noktasında bir açıklama yoktu. Yani boğulma sonucu mu ya da düşme sonucu? Aynen öyle. Sadece açılmış ve bu kemik kırılmış evet. Dermiş. Ama Mersin Üniversitesi bu konuda hani dünya genelinde literatürü hani araştırması yaparak bu kemiğin hangi vakalarda kırıldığı noktasında bir açıklama getirdi. Ben kısaca değineyim. İşte boğulma vakalarında bu kemiğin kırılma ihtimali, ben kemiği de hani kısaca şey yapayım, U şeklinde boynun arkasına doğru gelir. Hatta uçları yuvarlak bir kemik, illaki uçlarından bastırılıp kırılması lazım. Hatta normal bir ölüm vakasında, yüksekten düşme değil, hani normal hani önümüzde bir ölüm vakası varsa, bu kemik kırılmışsa o kemik eşittir boğulma. Adli tıp literatür açısından karşılığı bu. Ama şöyle çok yüksekten düştüğünden dolayı yüksekten düşme ihtimaliyle kırılma ihtimalini düşünmek gereklidir diye tüm literatür hani araştırması yapılmış. Dünya üzerinde boğulma vakalarında bu kemiğin kırıklığının %90 olduğunu, asılma vakalarından %60 olduğunu ama düşme vakalarından %5 olduğu şeklinde hani bilimsel bir rapor ortaya koydular. Bu da Şule'nin boğularak öldürülmüş ve atılmış olma ihtimalini çok çok kuvvetlendiriyor. Yine hani bu noktada PSA'nın vücutta ne kadar kaldı? Çünkü sanık avukatlarından, müdafilerinden birisinin hani bir savunması şu şekilde. Daha önceki ilişkisinden kalmış olabilir. Varsa dava temelinden çöker tarzı, hani akla hayalet sığmayan, hani mantık dışı bir savunmayla geldi. Bunun vücutta ne kadar kalabildiğini veya vücuttan atılımının ne şekilde olduğunu hepsi o raporda yazıyordu. Biz hani her türlü sorunun cevabını, çünkü bu bizim lehimize veya aleyhimize, bizim oradaki hani amacımız maddi gerçek çıksın. Mahkemenin de amacı bu. Sanık müdafilerin, hatta sanıkların da amacı bu olması lazım. Orada biz maddi gerçeği arıyoruz. Hiçbirimizin amacı farklı bir maddi gerçek oluşturmak değil. Hepimizin amacı orada maddi gerçek ortaya çıkması için elimizden geleni yapmak. O yüzden hani biz gelebilecek soruları bildiğimiz için bu soruların hepsinin cevabını Mersin Üniversitesi'nden almıştık. Peki onların sunduğu Mehmet Nuri Aydın'ın raporu var dosyada. Öncelikle ben onu hani herkes bilmeyebilir. Mehmet Nuri Aydın kim? Orada ben rapordan Mehmet Nuri Aydın'a doğru geleyim o zaman. Tamam. Aslında bu rapor soruşturma evresinde bir mütalaa raporu olarak sunuldu. Mütalaa raporu Adli Tıp Kurumu'nun raporu değil bu. Özel hani taraflardan herhangi biri işte CMK veya HMK gereği haklılığını ispat etmek için gidip mütalaa raporu alabilir. Bunu sanık o zamanki şüpheli vekilleri gidip hani aldılar, dosyaya sunuldu. İddianame zaten bu raporla ilgili hiçbir değerlendirme yapılmadı çünkü gerçek bir bilimsel değeri yoktu. Ama hani dosyada da bu rapor var. Bu raporu da hani göz ardı etmemek lazım. Şimdi raporda ifade edilen hususları gördünüz. Öncelikle orada ilk cümlesi rapor hazırlayan kişiye ait. İkinci cümle kitaptan atıf yapılan yerlere ait. Birincisini şunu söyleyeyim. İki kitaptan atıf yapıldığı söyleniyor. Birisi iki sosyal, soysal, diğeri Şemsi Gök. Şemsi Gök 2002 yılında vefat etmiş. O kitabın ilk basımı 1950, ikinci basımı 1960 yılında yapılmış. Ve son kısımlarında sadece böyle de bir görüş vardır şeklinde belirtilmiş. Ama yani var, kitapta böyle bir husus var ve oracımızda alınıp sanki literatür böyle söylüyor. Genel hani herkes bu şekilde düşünüyor şeklinde alıntı yapmış. Zeki Soysal'ın kitabında böyle bir ifade değil. Kitabı bulduk. Kitapta böyle bir ifade yok. Zaten orada alıntı yaparken hani bir hukuka aykırılık, bir intihar yapılmış orada. Dönelim hani bu kitabın hani 1950-1960 basım diyorduk. O dönemde muhtemelen Türkiye'de hani adli tıp diye bir şey yok ki Şemsi Gök Adli Tıp Kurumu'nun hani babası olarak biliniyor. Yani Türkiye'de Adli Tıp Kurumu'nun hani daha ortaya yeni çıktığı bir dönemde ki mevcut çağımızda böyle bir hani görüşün savunması düşünülemez. Raporu geçtikten sonra rapor hazırlayana geleyim. Rapor hazırlayan
emekli doktor diyorum. Doktor değil, emekli kendisi. İnternette de görmüşsünüz. Hani birçok hani skandala imza atmış. Bunlardan ilki 1989 yılında işkence görmüş, el iki kolu kırılmış bir vatandaşımıza sağlam rapor vermiş. Bunun üzerine şikayet edilmiş ve 9 ay meslekten men edilmiş. İlk vukuatı bu. İkinci vukuatını söylüyorum. Kendisi trafikte alkollü araç kullanmaktan trafik cezası alıyor. Sonrasında kan testi yapıyor. Çünkü işi biliyor. Adli tıp uzmanı. Başkasının kanını vererek bu trafik cezasını iptal ettiriyor. Orada bulunan pratisyen doktor da kendisini şikayet ediyor. Hani kan kendisinin değil başkasının kanını verdi diye. Hı hı. Bu kanda DNA araştırılması yapılıyor. Kendisinin olmadığı çıkıyor. Bu hususla ilgili hem hani cezai soruşturma hem idari soruşturma başlatılıyor. Alelacele de adli tıp kurumundan bu sebeple hani emekli ediliyor. Yani doktorun profilini çizdim. Raporunu da zaten gördünüz. Doktor eşittir rapor. Hani rapor eşittir skandal. Evet. Biz programımızı ikinci kısmında devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.